Evet, merhabalar. Bayağı uzun bir program oldu değil mi? Öğleden sonra başlamasına rağmen İsmail Hocam. Vallahi elinize sağlık, çok uğraşıyorsunuz. Bütün ekibe de size de ayrıca böyle bizim işimiz gerçekten sizin yaptığınızın %1'i neredeyse. Etikle ilgilenen salonda bu kadar kişi olmasına sevindim aslında. Ben bir yarısına kadar daha iner diye düşünüyordum ama güzel. Kalanlar bizimdir şeklinde. Şimdi evet, önce bir anarak başlamak isterim. Bir kere ağ ilişkileri haritası çok önemli. Dilara'nın hoş bir böyle bir sunuşu oldu, iyi de oldu. Sosyal medyada paylaşımlar yapılırken aslında ağ ilişkiler haritamızı düşünmeden, bunun farkında olmadan yapıyoruz. Ben de ifşa ederek aslında kendi kendime hatırlatmak istedim. Dolayısıyla benim About Me profilim budur. Bu çok eski ya, 2 sene önceki Twitter takipçilerim ve Twitter paylaşımlarımız üzerine çıkartılan bir sosyal ağ haritası aslında ama baktıkça hatırlıyorum, iyi oluyor. Onun dışında affetmez, bu da sevgili Özgür Uçkan hocamızdan bize kalan Alternatif Bilişim Derneği değerli üyesi, geçen sene maalesef yaşama veda eden. Bu önemlidir. Hep kafamın bir kenarında yer alır. Kendi kendime hatırlatırım ve bu tip ortamlarda da kesinlikle bence faydası var bir kenara not etmenin. Şimdi veriyle ilgili bir sürü aslında slogan üzerine konuşuldu. Mesela Uğur Hoca'nın Data Never Sleeps, veri hiçbir zaman uyumaz klişesi, klişe olarak nitelendirdi. Üzerinden iyi ki gitmedim, onu da yazabilirdim. Sonsuzdur deyip biraz daha açmak istedim aslında konuyu. Hatta benim üniversitede ofisimde asılıdır Data Never Dies ama pembe üzerine orada, daha dikkat çekici olsun diye. Şimdi yine teşekkür etmem gerekir aslında gıyabında Chris Borgman, bence çok önemli bir düşünür Big Data anlamında. Çünkü hiç veri olmasa, az veri olsa eski zamanlardaki gibi ve şimdiki gibi büyük, hatta yığın veri olsa ne yaparızı düşünen ve bunun üzerine gerçekten eklektik de olsa çok anlaşılır. Çok basit üslupla bir kitap yazmış. Başucu kitabım oldu benim bu. Ve birinci chapter'ına bakarsanız provocations diyor. İlginç, hep provokasyonla aslında hayatımıza devam ediyoruz büyük veri konusunda konuşurken. Ve bu provokasyon bizi aslında etik olmaktan da alıkoyuyor. Onun altını çizmek için öyle başlamış. Sonra tabii veri nedir? Veriyle ilgili inceleme yapmak, araştırma yapmak nedir? Veri aydını olabilmek nedir? Çünkü çok çeşitli veri var demiş arkasından ve özellikle farklı bilim dallarında ve farklı disiplinlerde aslında veri çalışmak ne anlama geliyor? Hatta interdisipliner çalışabilirsek şayet çok daha iyi olurun arkası, altını çizmiş ama tabii ki bir de politikasını yapmak lazım demiş. Çünkü iş politikaya gelince aslında tam anlamıyla biraz daha etik ve hatta estetik de düşünmeye başlıyoruz. Yani işin içine sanatın da bir bakıma etiği girmeye başlıyor. Şimdi tabii WikiLeaks geçecekti bu sunumda, kaçınılmaz. Çünkü bu bize ilk defa WikiLeaks hack veri kavramını aslında sundu ve bunun üzerine düşünmemizi sağladı. Şimdi veri kullanılmalı, hiç kuşkusuz. Buna dair bence herhangi bir tartışmamız artık kalmadı. Çünkü yakın geçmişte aslında bu da vardı. Verinin kullanılmaması üzerine. Çünkü kullanmak kavramı da çok tartışmalı bir kavram. Kullanılmalı, tamam. Peki, şimdi WikiLeaks'teki bu sızıntılar üzerine düşünürsek, üzerinden belli bir zaman geçtiği için aslında hazmedebildik bu tartışmayı. Dolayısıyla daha kolay belki geçebilirim bu slide'ı. Şimdi gazete haber portallarının kamu malı olduğu konusunda zaten hemfikiriz diye düşünüyorum. Buradaki veri, WikiLeaks dosyası içerisindeki verinin kamusal sorumluluğumuzu yerine getirmek üzerine kullanılması gerektiği üzerinde de yine hemfikir olabiliriz. Peki başka yöntemlerle edinemiyorsak ve onu hala istiyorsak ve özellikle de kamusal fayda için istiyorsak hacklenebilir mi? Bu hala bence bir soru. Yani burada soru işareti koymama rağmen hala çoğumuz için soru olduğuna eminim. Peki veri kullanılmamalı tarafı ne diyor? O tarafta diyor ki araştırmalar kamuya ait olanla kişisel hak veriyi ayırt etmekte zorlanıyor. Bu kesinlikle doğru.
Şimdi Amerika'da araştırma yaptığınızda beyaz listeler vardır. Özellikle araştırmalara sunulan beyaz liste veri setleri vardır. Bu beyaz listelerin de çok tartışması oldu ve artık böyle listelemeler yapılmamaya başladı. Verinin aslında gizlilik sınırları üzerinde derecelendirilmesi ve bunun araştırmacılar için aslında araştırmacıları avantajlı konuma getirerek yapılması sorunsalı. Bu da artık tartışmalı boyut. Veri temizleme, veriyle işi olan herkesin yaptığı, zaten temizlemeden biliyorsunuz işte bir kere unstructured dedik, yani yapılandırılmış olmayan veriyle çalışıyoruz. Yapılandırılmış olmayan veriyi bir de temizlemezseniz üstüne zaten tam anlamıyla bir çöple karşılaşırsınız. Kişisel veriye çoğunlukla rastlanıyor. Bunun oranına bakmadım çok sizi boğmamak için ama çoğunlukla rastlanıyor. Bir bakıma suç edimini bile meşrulaştırıyor olabiliyoruz belli bir yerden sonra. Yani şöyle, suç ediminden ilk etapta belki bahsetmiyoruz ama ondan sonra bir şekilde hukuk mevzuatı devreye girdikten sonra çok farklı bu konuda yorumlar olduğu için bu yorumların üzerinden aslında aktörler, yani bu davanın içerisinde olan aktörler çok rahat provokasyona neden olabiliyor. İçeriden ya da dışarıdan. Kullanıcıların mahremiyet beklentisi, bu işte hani end user bağlamında aslında her zaman bizim karşımıza atılacak bir soru. Dolayısıyla evet, yani bir de herkesin mahremiyet beklentisi çok farklı. Herkes o kadar kendi özelinden görsel paylaşmıyor, içerik paylaşmıyor hiç kuşkusuz sosyal medyada. Bu örnek üzerinden giderek konuşabiliriz. Şimdi bireylerin verilerini rızaları olmadan kullanıyor olabiliriz. Bu da zaten diğer maddeyi destekleyen ve hatta araştırmacıların da çok dikkat etmediği bir husus olduğunun altını çizmek isterim. Şimdi istiyoruz veriyi, başta söylemiştik zaten, ama ona ihtiyacımız var mı sorusu. Bunu çok net olarak sormamız gerektiğini düşünüyorum. Belki etik biçimde toplanan başka veri setleri var ortada. Onun farkında mıyız? Onu kullanmak için yolları araştırdık mı? Çünkü bu anlamda dayanışmacı olmakla aslında ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Belli veri protokolleri yaparak aslında verinin çok daha belki işte zenginleşmesini sağlayan ve toplumsal fayda için ilerlemesini sağlayan örnekler hiç kuşkusuz var. Şimdi etik nedir sorusu? Bu zaten hani en dikenli platform. Burada böyle hani kendime bir sürü soru sorarak aslında değer yargısı burada gerçekten bunu bence atlamamamız lazım ve tabii ki göreceli maalesef, yani bu da göreceli. Dolayısıyla burada hiç aslında baktığınızda öyle bir belki işte herkesin çek atacağı bir açıklamayla karşılaşamıyorsunuz. Değer yargısı ve karar verme süreçlerinin bütünü. Şimdi herkes tabii kendi göreceli değer yargı aşamalarına ve basamaklarına göre aslında karar veriyor ve bazen yanlış kararlar da veriyoruz hiç kuşkusuz. Dolayısıyla o yanlış kararlardan aslında nasıl döndüğümüz de bu anlamda çok da önemli. Şimdi bu anlamda bir 21. yüzyıl etiğinden bahsedebilir miyiz acaba? Hatta 21. yüzyıl etiğini biraz daha ileri doğru getirelim isterseniz hep birlikte. 2020 sonrası, 2025 sonrası etikten bahsedelim. Çünkü hani önümüzde düşünüp biz adım atalım ve farklı bir adım atalım dediğimizde 2025'ten önce çok uygulamaya geçemeyecek o muhtemelen. Dolayısıyla ilk dörtte birini atlayıp aslında sonraki aşamada ne yapabiliriz diye. Şimdi bir kere kesin yeni bir dil değil. Yeni dilden çok bahsediliyor zaten. Özellikle etik sorunsalda. Yeni bir dilselleşme var aslında. Yani veri kendi dilini bulmaya çalışıyor. Hatta veri bile dediğimizde Türkçe'de bence tam ne kastettiğimizin karşılığını bulamıyoruz. Gerekçelendiremiyoruz onu. Data da hiç kuşkusuz öyle. Yani bir native speaker'la konuştuğunuz zaman data'yı da çok sorunlu bulacaktır diye tahmin ediyorum. Datum'dan geliyor vesaire. Hani o çok geriye dönük başka şeyler söylenebilir. Dolayısıyla dilselleşme ve bu anlamda ilişkilerin de çok değişmesi ve çeşitlenmesi söz konusu. Evet, çeşitlenen sosyal etkileşimsellikler, yani sosyal etkileşimin dönüşmesi falan değil bu. Bu daha fazla. Yani bu aslında sosyal etkileşim üzerindeki yaratıcı yıkımın, yani bütün o işte internetin Internet of Things, internetteki şeyler vesaire, onların hepsinin aslında bütünsellik içerisinde
bizim evrenimizi değiştirmesi söz konusu. Dolayısıyla böyle bakmak lazım bence etik konusuna. Şimdi burada biraz önce söylediğim bu veri ne kadar karşılığını buluyor ontolojik olarak dediğim tam karşımıza burada çıkıyor işte. Bize verimizi geri verin. Ne demek bu? Verimizi geri verin. Veri zaten o. Yani ortada gibi görünüyor değil mi? Veri dediğimiz zaman. Ya yani input output gibi geliyor aslında. Girdi çıktı gibi geliyor neredeyse bakınca. Ama Morozov diyor ki bu konuda eğer etik anlayışımızı biraz daha üst düzeye çekebilirsek bu sloganlı ilerleyebilen gerçekten aktif kullanıcılar hatta yurttaşlar bulabilir. Zaten o aktif kullanıcılar devlet hukuku ekseninde gerçekten o aktivizm pratiklerini bir şekilde uygulamaya dökebilecek hukuki mevzuat yaratabilirlerse, bunun için bir farkındalık yapabilirlerse bu ciddi bir kampanyaya dönüşebilir diyor. Bu önemli. Şimdi burada bir de soru biz kimiz peki onlar kim? Yani bu da muğlak bir soru hiç kuşkusuz. Şimdi etik bir anlayıştan bahsettik baştan beri. İşte değer yargısı var, karar verme süreci var ve o bir aslında etik anlayış sarmalından oluşuyor. Bu etik anlayış sarmalının içerisinde fikirler, kavramlar, tercihler, prensipler ve sürecin kendisi var. Yani bazen çok baştan sona doğru adım attığınızı düşünebilirsiniz. Süreç içerisinde o bahsettiğim işte farklı dilselleşme, farklı etkileşimsellikler sizi çok başka yere götürebilir ve suçlu olabilirsiniz birdenbire. Yani bu yaşandı. İşte WikiLeaks davasında bunu çok gerçekten acı bir şekilde gördük aslında ve hala da devam ediyor. Ve birçok da aslında mesleki tercihlerini değiştirmek zorunda kalan hiç kuşkusuz örnekler var önümüzde. Dolayısıyla bu önemli. Ya, ama yine de tabii ki siz doğru tercih yapmaya ve prensipleriniz yönünde adım atmaya dikkat edeceksiniz bu tabloda. Şimdi bir takım sac ayaklarından bahsettik. Yani biraz önceki o hani cımbızla çektiğimiz bazı şeyler var ya, örnekler var ya, o örnekler üzerinden gidince aslında hepsinin bütünselleştiği nokta bu sac ayaklarında. Kimlik bizim için önemli. Mahremiyet zaten o kimliğe ait, öz kimliğe ait mahremiyet etik prensibiyle yakından ilgili. Sahiplik bu bütün sunumlarda geçti aslında. Verinin sahibinin kim olduğu belli değil. Dolayısıyla rahatça aslında kullanabilirim açıklaması bütün sunumlarda vardı. Sadece ticari bakış içerisinde değil bu. Araştırmacı bakış içerisinde de böyle. Sivil sosyal sorumluluk bakış içerisinde de aslında böyle. Bu anlamda kesinlikle değişmiyor. İtibar gerçekten işte sonunda süzerek geldiğimiz nokta. Sadece kurumsal anlayış içerisinde değil, öz kimlikler bağlamında da itibar hiç kuşkusuz çok önemli. İtibar bir de bize iktidar sağlıyor. Yani oradan güce doğru gidersek zaten muhtemelen işte uluslararası hukuk bağlamında nerelere gidebileceğini bu konunun tahmin edebiliriz. Şimdi arama tarama, bizim için arama çok önemli. İşte aramayı anahtar kelimeler üzerinden yapabilirsiniz ya da çok daha nokta atışı yapabilirsiniz. Çok veri çalıştıysanız ve daha öncesinde işlemeyi biliyorsanız. Şimdi burada tabii İngilizce düşünerek hazırladığım için bunu mesela search scan üzerinden giderek arama tarama dedim. Çünkü scan teknolojilerinin bu kadar aslında tarama teknolojilerinin bu kadar ilerlemesinin sebebi aramayı inceltmek isteği. Dolayısıyla mesela buradaki örnekler Zooniverse'den. Chris Borgman'a tekrar buradan teşekkür ediyorum. Zooniverse diye bir aslında hayvanat evreni çevirince ama ben canlılar evreni diyorum. Bunun üzerinden şahsi olarak girip kendi projenizi post edebileceğiniz ve gerçekten ciddi interdisipliner çalışmalar var arkadaşlar. Hani işte verilerin paylaşılması bu anlamda dayanışma, ortak çalışma, ortak öğrenme platformu burada dibine vurmuş durumda. Çok ciddi anlamda kendiniz için mutlaka bir şey bulabilirsiniz buraya girerseniz. Ve hepsinin arkasında da ciddi bir şey var, katmanlaşma var burada. Çok ince çalışılmış. Şimdi evet, people powered research. Artık buna bakmak lazım aslında. Yani çünkü people powered research gerçekten gücü veren ve o zenginliği katan insanın kendisiyse ancak insan için bir geri dönüş alabiliriz. Hani o zaman girdi çıktı olmaz işte. O zaman veriye anlam katabiliriz diye düşünüyorum.
Kore'yi çok tavsiye ediyorum. Bu özellikle işte o versus başka bir şey baktığınız zaman. Mesela search, research çok önemlidir benim için. Çünkü hep işte o yönde bakarım. Yani işte şunu araştırır mısınız hocam, bunu analiz eder misiniz hocam dediğimde aslında ben onu arıyorum önce. Yani çok üstünde çalıştığım eskiden beri bir konuysa ve hasbelkader uzmanlık alanıma girdiyse o zaman tekrar arayarak başlamıyorum. Taramıyorum da hiç kuşkusuz. O zaman işte hani daha inceltilmiş araştırma yapabiliyorum. Ama burada araştırma, arama karşısında araştırma ne olurdu diye Kore'ye sordum. Kore çok çekirdek bir aslında sosyal ağ. Zamanında hatta işte biraz daha ileri kullanıcının Facebook'u olabilir mi diye düşünülen bir sosyal platform. Tekrar Özgür Uçkan'ı anıyorum çünkü o bana tavsiye etmiştir Kore'yi zamanında. Beni çok rahatlatan, yani özellikle işte Britannica hosta debate diyor ya, yani eski ansiklopedi aslında ne diyeyim, çağının ve ansiklopedi kuşağının da buraya dönüp aynı şekilde dijitalleşme ne tür bir etki yarattı deyip sorabileceği bir yer ve soruşturma yapabileceği bir yer hiç kuşkusuz. İşte gazetecilik mesleğiyle çok yakından ilgili bence etik anlayış, çünkü aşırı gazetecilik örnekleri var önümüzde. Birazdan şeye bakacağız, Panama dosyasına da bakacağız. Orada bence bir şüphe var aşırı gazetecilik yapılıp yapılmadığına dair ve verinin gizliliğine dair bir şüphe olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla artık yurttaşlar tam da işte geri dönersek o people powered research, insanların aslında zenginleştirdiği ve içinde bizzat yer aldığı araştırma yapıldığında kendi soruşturmasını yapabilecek kitleler yetişiyor işte orada. Ya orada da ciddi anlamda aslında etik anlayış ortaya çıkacak. Şimdi veri kazımı karşısında madenciliği var. Madencilik çok eskiden gelen bir şey. Yine veriye aşina olanlar bilir. O biraz daha işte nokta atışı. Mesela sektörden bir beklenti var, ihtiyaç var, soru var. Onun karşılığında yapılan bir edimken veri kazıma yapılıyor şimdi. Veri kazıma yaptığınız zaman mümkün mertebe aslında ne var ne yoksa götürüyorsunuz o ortamdan. Dolayısıyla işte tam da veri kazıma dolayısıyla aslında kişisel mahremiyet, kişisel verilerin bu kadar sıkıntılı kullanımı söz konusu. Şimdi Finberg'e dönmeden edemedim. Çünkü Finberg bunu itiraf etmiş. Demiş ki temizlerken korunması gereken kişisele dokunuyorum demiş. Şimdi dokunduğunda ne yapıyor onu yazmamış ama dokunuyorum diyen bir araştırmacının karşımızda olması bence önemli bir çıkış noktası diyeyim. Şimdi ortaya saçılan seçmen verileri. Bu zaten soru olarak gelecekti mutlaka. Biz Alternatif Bilişim Derneği'nde de bir basın bülteni yazdık, bir açıklama yaptık. Şimdi uçuşan kimlikler, delinen mahremiyet, çoklu sahiplik ve yok olan itibar. Hani biraz önceki şey vardı ya, bu sac ayağı hatırlıyorsanız. O sac ayağının hepsi aslında bayağı böyle üstüne bomba atıldı. Ve dağıtıldı ciddi anlamda o veriler ortaya saçılınca. 2008'den beri ortada bu veriler arkadaşlar. 2009 yerel seçimleri itibariyle 18 yaşında olan ve onun üstü yaşlı olan herkesin. Yani bir tek bebeler yok orada. Dolayısıyla şimdi burada yani bütün o biraz önce sorduğumuz sorular aslında şu an önümüze bizim ciddi anlamda atılmış durumda. Yani biz okyanusun içinde debeleniyoruz. Kendimizi boğulmaktan kurtarmaya çalışıyoruz. Farkında olanımız çok az aramızda. Şimdi Panama dosyasını ben post WikiLeaks vakası olarak inceliyorum burada. Burada önemli bir şey var. Yani bu ilk bu dosya ortaya çıktıktan sonra Wired, Mashable vesaire, yani hani teknik altyapı bilerek yazılan aslında belli haber platformları çınladı. İlk defa bir ürün gördük dedi. Yani devletlerin ve ciddi anlamda finansal piyasaları gümbür gümbür aslında sallayacak, uluslararası hukuku tekrar sorgulatacak bir veri seti ürün olarak işlev gördü. Nasıl ürün haline getirildi? Gazeteciler tarafından ICJ üyesi belli seçilmiş, çok kalifiye gazeteciler ve uzmanlar tarafından çalışıldı o veri seti üzerine. Ve o çalıştıkları süre içerisinde de bu gizliliği korudular. Muhtemelen işte ilgili sözleşme yaptılar, imza attılar ve buna da uydular. Şimdi burada
verinin sadece işlenmesi söz konusu değil. Kürasyonu ve yayılımı da söz konusu. Buna karar veren burada meslek örgütü, tek bir meslek örgütü, uluslararası federasyon şeklinde çalışan, işleyen. Bence yani bu hani araştırmacı olarak kendi görüşüm diyebilirim. Elitist bir bakış açısına sebep oldu bu. Yani ne demek elitist bir bakış açısı? Siz ancak gazeteci olarak o ağın içerisine girerseniz ve kendiniz aslında işinizin ehli olduğunu kanıtlarsanız siz kale alınıp o veri seti paylaşıldı sizinle. Türkiye'den hiç gazeteci yok mesela tartışması da vardı hatırlıyorsanız. O yüzden de Türkiye'de zaten özellikle Türkiye menşeli gazeteciler Türkiye'de değil yurt dışında bunun haberini yaptı böyle olduğu için. Alındılar mı bilemiyorum. Yani hani birebir o gazetecilerle konuşamadım. Kendini kalifiye düşünmüş olabileceğini varsaydığım gazetecilerle konuşmadım ama bu elitist bakış açısına bir Türkiye'li ya da Türkiye'de çalışan, yani mesleğini Türkiye'de devam eden, yurt dışında devam eden yine Türkiye menşeli gazeteciler olabileceğini düşünüyorum ben. Ama mesleğini Türkiye'de devam eden biri giremediği için sırf belki de biz geri kalıyoruz bu konuda. Yani haber alamıyoruz ve haber alındığı zaman da genel anlamda düşünüyorum şu anda dünya seti üzerinden düşünüyorum, dünya panoraması üzerinden düşünüyorum. Haber alması gereken karar verme mekanizmaları aldıkları zaman ne yapacaklarını muhtemelen şaşıracaklar çünkü çok geç olacak her şey. Ha çok geç olmadığında da ne yapacaklarını biliyorlar mı o da tartışılır ayrıca. O da başka bir sorunsal hiç kuşkusuz. Şimdi kullanıcı, tüketici, yurttaş biraz önceki soruda da geçti zaten. Şimdi burada hangisini olmak aslında daha avantajlı? İnanın bilmiyorum. Yani bunu bilen bileniniz varsa arada yani o eksenler arasındaki farkı bilen ne zaman kullanıcı olduğumuzda daha avantajlıyız ve aslında işte o biraz önce bahsettiğimiz tacizden, etiketlemeden ya da işte verimizin aşırı kullanımından hiç kuşkusuz kurtulabiliriz ya da diğerleri. Bunu bilen varsa gerçekten çok memnun olurum bana söylerse. Evet yani bunun farkında olmak işte ayak izi dendi. 10-15 sene önce dijital ayak izinizin farkında olun. İşte ne paylaştığınızın farkında olun. O ilişkisellikler boyutunda başka bir noktada sizin karşınıza gelebilir diye. Burada ciddi anlamda aslında öznenin dramından bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bireyler bazında düşündüğümüz zaman işin ticari boyutuna falan da girin girmeyin hiç fark etmez. Ciddi anlamda bir dram var. Çünkü kendimiz verileşiyoruz. Datafication. Bu artık çok konuşulmaya, çalışılmaya başlandı. Onun dışında nesneleşiyoruz. Bu üç boyutlu sanat çalışan bir arkadaşımın aslında veri paylaşımları üzerinden çıkarttığı bir böyle bir iş oldu. Ciddi anlamda nesneleşiyoruz. Internet of Things içerisinde bireyler girmiyor mu? Hiç kuşkusuz giriyor. Dolayısıyla aslında biz de bireyler olarak orada nesneyiz, özne değiliz, objeleşmiş durumdayız. Ne kadar objeleşirsek aslında, hatta ne kadar bilgisayarca düşündüğümüzü orada kanıtlayabilirsek belki o kadar da değerimiz artacak. Böyle de bir maalesef girdap içerisindeyiz. İşte sorgulanan bedenler, buyurun size body politics. Ya burada da işte artık parmak izi yeterli mi değil mi dendi, işte avuç içi alındı, sonra dendi ki işte yasal olarak bu engellendi vesaire ama artık işte yüz tanıma teknolojileri var, o su var, bu su var. Yani hani bu noktaya kadar o kadar çok veri seti birikti ki öznenin bedeni üzerine artık zaten kaçmamız neredeyse mümkün değil bundan. Evet ben aslında buna biraz baktığım zaman işte bütün bunları biriktirdim tabii bunalım oldu benim için biraz dün gece ama yaşamın aralıklı çekimi diye düşünüyorum. Yani gözümüzün önünden aslında yüzyıllar geçebiliyor çok rahat. Özellikle işte web'deki bu yeni çalışmalara baktığınızda özellikle bu sosyal öğrenme platformları bunu çok iyi yapıyorlar bence. İşte öğrenciye bu medeniyet dersleri vereceğinize o platformlara girin. 2 dakikada öğrenci anlıyor aslında ne olduğunu. Çünkü çok ciddi anlamda bir görselleştirme harikası yaşıyoruz. İnsanın ilk aslında hatta canlıların ilk oluşumundan bugüne kadar getirebiliyor. Dolayısıyla bu veri etiğini de tartışırken bence bu time lapse'e dikkat etmemiz gerekiyor.
Şimdi evet, bu Stephen Few biraz bize daha olumlu bir tarafı gösterdiği için bunu sonlara doğru ekledim aslında. O da diyor ki sayısal bir kimliğimiz var, sayısal tek bir kimliğimiz yok. Çok kimlikliyiz aslında. Ama bu kimliklere ses vermek de bizim kişisel tercihimiz. Ancak işte hukuki mevzuat söz konusu olduğunda bize karşı bir tehdit unsuruna dönüştürülememesi gerekir bunu diyor. Dönüştürülemez diyor. Biz bunun için çalışmalıyız aslında. Evet, sonunda da biraz önce ilk slide'da söylediğim veri sonsuzdur söylemiyle, iddiasıyla bitirmek istiyorum. Biraz daha belki bunun üzerine beraber düşünürüz. Sorularınızı alırım. Teşekkürler. Evet, sorularımızı alalım. Hocam, öncelikle çok teşekkürler. Gerçekten çok aydınlatıcıydı. Bir sürü notlar aldım. Yine gelmiş aynı soru. Belki de evet ya da hayır cevabının verilmesi bekleniyor, bilemiyorum. Profilleme yasal mıdır, değil midir? Bahsettiniz. Evet, ama evet. Siz daha onu bir objektif olarak anlatmak ister misiniz? Valla yasal değil mi diye sormak o ayrı bir şey. Şimdi o aslında hukukçuların son bu kişisel verileri koruma kanunu içerisindeki maddeleri ince okuyarak yaptığı bir yorumlar üzerine bir şey denilebilir. Her ülkenin hukuku da değişiyor. Dolayısıyla hani burası için bir şey söylemek de yetersiz olacaktır. Çünkü o muhtemelen zaten kısa süre içerisinde değişecektir. Ama etik midir diye sorarsanız, onu işte benim aslında biraz önceki sorumla irdelerseniz daha rahat olur diye düşünüyorum. İşte kullanıcı, tüketici, yurttaş. Yani o her zaman sosyal fayda sağlamak mümkün olmuyor arkadaşlar. Bunu kabul etmemiz lazım. Üstelik biz de bireyler olarak aslında bazen cebimizi düşünüyoruz. Bazen rahatlığımızı daha çok düşünüyoruz. Lüks tüketimi işte tercih edenler olabiliyor aramızda. Dolayısıyla bu profilleme ediminin içerisine girmeyi aslında kendi tercihimizle de kabul edebiliriz. Rıza alınma gibi bir belki orada şey olabilir, tespit ya da soru olabilir. Kesinlikle rıza alınması gerektiğini elbette düşünüyorum. Bunun ancak etik olabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda da mevzuat geri değildir. Takip edebildiğim kadarıyla geri değil ama uygulamada maalesef problemler var. Aksaklıklar var. Evet. Yorumu olan var mı? Birazdan panelimize geçeceğiz ama belki şununla ilgili soru de belki. Soru var ama sağ olun. Sorumuz var. Soru var. Salih Sarıkaya. Hocam bu büyük veriyle kişiselleştirme özellikle haber ağına baktığımızda demokratikleşmenin önünde bir engel teşkil etmiyor mu? Mesela ben sadece az önce arkadaşımız bahsetti. Ben romantik biriysem bana hep romantik yerler gösteriyor veya fikirsel olarak ben bir şey düşünüyorum ve bana hep o düşüncede şeyleri akışı sunuyor. Facebook mesela bu anlamda evet. Çok büyük bir kaynak. Yani hep benim tercih ettiğim şeylerle ilgili veriler benim önüme akıyor. Ve benim beğenmediklerim, hoşuma gitmeyen, belki benim öğrenmem gereken, evet. Görmem gereken, duymam gereken şeyler hep arka planda kalıyor. Bu çok anlamda güzel nasıl bir düşünüyorsunuz? Soru. Evet, çok teşekkürler. Bunu aslında değinmiş olmayı isterdim. Soruda gelmesi iyi oldu. Şöyle söyleyeyim, aslında büyük veri yığınlaştıkça ve o anlamda biraz önce Dilara'nın söylediği özellikle sorularda geçen bu işte profilleme de inceldikçe özellikle işte mesela haber almakla ilgili de biz bir takım sorunlar yaşıyoruz. Çünkü tek merkezli demeyeyim ama gerçekten çok sesli haber almamız engellenebiliyor yerine göre. Ya da siz tam tersine sıkılmışsınızdır. Hayatınızın bir zamanında yani o timelapse içerisinde bir karede gerçekten çok romantik yerlere gitmişsinizdir. Artık şimdi bambaşka bir şey kendiniz için yapmak istiyorsunuzdur. Bunu aslında öğretebileceğiniz, yani geri dönüp öğretebileceğiniz algoritma yoksa eğer orada ciddi bir sorun çıkıyor işte. Yani o algoritmayı yetiştirmesi lazım size sektörün. Ama her zaman da bu olmuyor. Ya da işte her sektörde bu olmuyor. Dolayısıyla kendi tedbirinizi bu anlamda almanız gerekiyor. Birçok eminim arkadaşınız vardır sosyal medya platformlarından çıkan bu yüzden. Sonuçta bu oluyor. Yani orada müşteri kaybı da çok oluyor aslında. Belki neleri public kullanmalıyız? Ya neleri özellikle
herkese açık olarak kullanmamalıyız. Böyle bir iki de tavsiye alabiliriz sizden. Kimileri evet belki Instagram'ını tamamen herkese açık kullanıyordur fakat orada verdiği verilerin farkında değildir gibi ya da Twitter ya da Facebook'ta paylaşıyor. Açıkçası şöyle söyleyeyim, Instagram dendi ya şimdi böyle hani bayağı bam telime basıldı. Şöyle söyleyeyim hani bu kadar mı bir görsel yığın ve bu kadar mı bir etiket karmaşası olabilir? İnsanlar kendilerini etiketle ne kadar ifade edebilir arkadaşlar? Böyle bir şey gerçekten yani şahsen böyle bir şey olarak görüyorum bunu. İşte sokakta yürürken kirlilikten ne kadar rahatsız olursunuz? Ha, kişiye göre değişir o. Bazısı gerçekten midesi bulanası gelir. Hani o kadar rahatsız olur. Bazısı da umursamaz çünkü zaten alışmıştır belli kültürel kodlar sebebiyle. Dolayısıyla biraz o kişisel tercihe kalıyor tabii. O kirliliğe devam etmek, engellemek ya da kendiniz de o kirliliği artırabilirsiniz tabii bunun yanında. O anlamda adım atmak size kalmış oluyor. Neyi açık kullanıyorumun bence Uğur Hoca çok güzel bir cevabını vermişti. Orada aslında çok doğru bir tespit vardı tek bir cümle içerisinde. Ailemle yan yana poz verdiğim görsel göremezsiniz ortalıkta dedi. Bu önemli. Ya yani en azından kendi kısıtlı çevremize işte çekirdek ya çok hani ailenin kendisi çok çekirdek hakikaten. Onu bence koruyabilecek pratikleri edinebilirsek gerisi daha kolaymış gibi geliyor. Peki. Sorumuz varsa atlamayalım. Aslı hocamıza çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim.